Stockholm'de ikinci günümüzden. Günaydın. Bugün hava düne göre çok daha güzel. Gerçekten en azından yağmur yok ama bir saat sonra böyle küçük bir yağmur gösteriyor. Ay ne oldu ya? Sabah uyandık, kahvaltımızı yaptık. Çok güzel başladık güne. Aşırı heyecanlıyım bugün için çünkü Gamlestad'a gidiyoruz. Gamlestad İsveç'in eski bir bölgesi, eski şehir olarak geçiyor. İşte İsveç'in eski evleri, işte tarihi binaları falan o alanda, o meydanda bulunuyor. Zaten Stockholm'un merkezinde ve Stockholm'a gelen kişiler genelde ilk olarak oraya gidiyor. Genelde böyle fotoğrafını gördüğünüz evler falan orada. Biz de bugün orada dolaşacağız. Kraliyet Sarayı'nı gezeceğiz. Saray gezmeye bayılıyorum. Aşırı bayılıyorum. Her gittiğim şehirde sarayları asla es geçmem. Ondan sonra bir fika molası vermeyi düşünüyoruz. Ondan sonra ne yapacağız bilmiyorum. Haydi görelim beraber. Niye bu kadar mutluyum? Burada da şaşırmadık. Burada da her yer inşaat halinde. Her gittiğim Avrupa şehrinde şöyle kocaman inşaatlar oluyor. Sokaklara bayıldım ya. Bir girelim hadi şuraya. Ve şimdi harika sokaklardan geçerek Gamlestad'a geldik. Eskişehir bölgesi. Gördüğünüz evleri illa görmüşsünüzdür Stockholm'a gelen birilerinden. Herkesin fotoğraf çekinme merkezi, biz de birazdan çekineceğiz. Ve şu arkamda da Nobel Müzesi var. Bu da çok ünlü bir müze. Buraya da girmeyi planlıyoruz. Ama bütçeme bakıp karar vereceğim. Çünkü her müzeye gitmeye çalışırsak gerçekten aşırı fazla oluyor. Ama burası çok keyifli. Şimdi şöyle size etrafı göstereyim biraz. Gamlestad'dan ileriye doğru yürüdüğünüzde Kraliyet Sarayı'na geliyorsunuz. Şimdi oraya gireceğiz. Girişi yine ücretli. Öğrenciye 100 İsveç kronu gibi bir şey ücreti. Şimdi orada dolaşacağız. Orayı da size göstereceğim. Umarım içeride çekim yapmak serbesttir. Saraydan çıktık ve tam 12.30 çıktığımız saat. 12 ile 1 arası yine askerlerin nöbet değişimi oluyormuş burada da. Ona denk geldik. Hemen koşuyoruz izlemek için. Thank you.
Şimdi saray tuvaletine gireceğiz. Bu an için çok heyecanlıyım. Paralıymış ama biz bilet aldığımız için bize kadın tuvalete giriş bileti verdi. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Nereden çıkacağız? Gerçekten hiç bu kadar güzel kokan bir tuvalete girmemiştim. Aşırı gerçekçi bir vlog bu. Ne yapabilirim? Harikaydı. Yani gerçekten kral başarılı bu konuda. Çok beğendim. Ama yaptığım bir rezillik. Sabun aldım, elimi yıkamaya çalışıyorum ve köpürmüyor. Diyorum ki köpürmeyen sabun koymuşlar, nasıl kral tuvaleti burası falan. Sonra bir baktım ki o dezenfektanmış. Neyse. Bu da böyle bir anımdı. Komik, gülsene. Royal Palace ziyaretimizi bitirmiş bulunmaktayız. Benim gerçekten gezmekten en keyif aldığım yerlerden biri saraylar oluyor gittiğim şehirde. Müzeler falan böyle zaten hani çoğu müzeyi gelmeden önce böyle bir liste oluşturuyoruz. Ama en öne sarayları koymak istiyorum ben. Çünkü bilmiyorum, aşırı keyif alıyorum böyle kraliyete ait işte koleksiyonları, yaşamlarını, kıyafetlerini falan görmek çok hoşuma gidiyor benim. Burayı da çok merak ediyordum ve gerçekten ben bayıldım açıkçası. Sarayın içinde şu an Daisy isimli bir koleksiyon, bir sergi kısmı açmışlar. Onu aslında ayrı para alıyorlar. Biz onu da görmek istedik. Şu anki İsveç kralının büyük annesiymiş. İsveç yaşantısında çok etkisi olan bir kadınmış. O yüzden ona özel bir kısım, bir sergi ayırmışlar şu an. Biz onu da ziyaret etmek istedik. Çok hoşumuza gitti. Eğer geldiğinizde bulursanız bence onu da ziyaret edin. Bu arada arkamda gördüğünüz gibi her yerde inşaat var, klasik. Gamlistan'a geri geldik. Gamlistan'daki evlerin önünde fotoğraf çekineceğiz. Şu an arkamdaki çocuklara sen YouTuber musun dediler ve evet dedim. Beni takip ediyorlar. Kendime takipçi buldum. Şimdi kendilerini izleyecekler videomda. Say hi please. Beni böyle bir 100 bin takipçili YouTuber falan sandılar. Biz nereye gidiyoruz? Bir İsveçli klasiği olarak. Artık İsveçli olduk. Yani 3 aydır buradayız ve bence olmuş sayılırız. Fika yapmaya gidiyoruz. Fika İsveçlilerin bir geleneği haline gelmiş bir olay aslında. İsveçliler günün herhangi bir saatinde, bu işte öğlen olabilir, akşama yakın olabilir, bir kahve molası veriyorlar. Ve bunun adına Fika adını veriyorlar. Tamamen arkadaşlarıyla buluşup işte biraz hayattan küçük bir kaçamak yapmak, keyifli zaman geçirmek amacıyla arkadaşlarıyla bir kafede oturup fika yapıyorlar. Fika zamanlarında kahve içerken yanlarında bir tatlı yiyorlar ve genelde bu kanel buller oluyor. Bu da İsveçlilerin bir tatlısı. Çok meşhur tarçınlı çörek olarak çevrilmiş bize. Şu an bir kafeye gidiyoruz fika yapmak için. Ünlü bir kafeymiş. Bir kahve içip tatlı yiyeceğiz. Ben farklı bir tatlı denemek istiyorum bu sefer. Her kafede çok farklı tatlılar oluyor. Gerçekten tatlılarına bayıldım bu arada. Çok fazla böyle geleneksel yemekleri olmasa da bence tatlı konusunda çok başarılılar. Bugün de farklı bir şey deneyeceğim. Umarım güzel bir şey bulurum. Ve bugün de bedavaya bir şey aldık. Bu caddeden yürürken iki tane kız böyle dondurma, sugar free ice cream dağıtıyorlardı. Bilge'nin de gözünden kaçar mı? Hiç kaçmıyor. O yüzden ice cream'imizi aldık. Umarım içinden kaşık çıkar. Neyle yiyeceğiz? Neyse bir şekilde yeriz. Yeah.
saat 3.30 ve hava kararmaya başladı. Yani tam 3.50 geçe falan kapkaranlık oluyor. Bilmiyorum, çok ilginç geliyor bana. Çünkü gün çok kısa. Böyle gece bitmek bilmiyor. Güne de erken başlamak istiyorsun ama 7.30'da zaten aydınlanıyor. 8'de tam aydınlık oluyor hava. O yüzden bilmiyorum, çok değişik bir hayat. Hala alışamadım. Buraya yaşayanlar alışmışa benziyor. Hem soğuk havasına hem havanın erken kararmasına. Daha 2 ayımız var ya, bence alışırım. Alışmak zorundayım. Yine dolu dolu bir gün geçirdik ama bugünün son ziyaretini yapmak için Moderna Müzesi'ne gidiyoruz. O da çok merak ettiğimiz bir müzeydi. Tabii bunda etkisi biraz ücretsiz olması olabilir. Ücretsiz iki tane müze belirledik biz buraya gelmeden önce. Bir tanesi de bu müze. Bazı sergiler varmış içinde. Onlar yine 120-135 kron gibi bir şey. Ama biz ücretsiz kısmına gireceğiz. Çünkü ücretsiz. Bu arada her yere yürüyerek ulaştık. Gerçekten. Kopenhag'da böyle olmadı. Bisikleti iyi ki almamışız dedim. Çünkü bence çok fazla düz değil. Böyle adadan adaya geçtiğiniz için aralarda böyle bayır, yokuş yerler de var. Ve bilmiyorum, yürüyerek bence her yere ulaştık. Hiçbir toplu taşıma aracı kullanmadık. Bence yürüyerek gezilmesi gereken her yeri gezebilirsiniz. Biz öyle yaptık açıkçası. Bir de biraz mağazaları da gezmek istiyoruz. Değişik şeyler var mı? Çok alabileceğimizi sanmıyorum ama en azından belki uygun bir şey bulursak Stockholm'dan hatıra kalması amacıyla bir şey almak istiyorum ben. Yarın zaten son günümüz. Yarın da artık yapmak istediğimiz çok şey kalmadı bence. Birkaç tane daha müze var. Onlara gidip gitmeme konusunda bir bütçemi düşünüp karar vereceğim. Şu an ışıklandırmaları görmeniz lazım. O kadar güzel gözüküyor ki. Stockholm'dan konuşalım. Stockholm İsveç'in en büyük kenti ve başkenti bildiğiniz gibi. 14 adadan oluşan bir şehir. Böyle hep bir yerden bir yere şu an üzerinde olduğum köprülerle geçiyorsunuz farklı adalara. Diğer Avrupa kentlerinden farklı diyorlardı ve bence gerçekten öyle. Çok sakin. Başkent olmasına rağmen gerçekten sakin. İsveç 10 milyon gibi bir nüfusa sahip ve Stockholm'de bu nüfusun 2 milyonu yaşıyormuş. Diğer Avrupa kentlerinde olduğu gibi bir telaşe mevcut değil bu şehirde. Onu gözlemledim ben açıkçası. Bilmiyorum, ben bu şehri çok beğendim. Bugünkü son durağımız olan Moderna Müzesi'nden çıktık. Adam spor yapıyor. Evet, bir dakika şu adamı çekeceğim şimdi. Gerçekten spor yapmak için harika bir manzara. Spor yapan ve çikolata yiyen. Moderna Müzesi, modern ve çağdaş sanat müzesi, devlet müzesi. Bu yüzden girişleri ücretsiz. Harika bir müzeydi. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Birden böyle dolaşırken Salvador Dali, Picasso gibi sanatçıların eserleriyle karşılaşıyorsunuz. Bence gezmeniz 2 saatinizi alabilir. Çok güzel bir shop'u var çıkınca. Oraya da bence uğrayabilirsiniz. Daha şu anda 6 ama gerçekten 11-12 gibi hissediyorum. Hava erken karardığı için böyle gece bitmiyormuş gibi geliyor. Şu an artık gezmemiz gereken yerleri gezdik. Yemek yemeye gideceğiz. Ondan sonra da şehri biraz gece keşfedeceğiz. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım size biraz Stockholm gezisi hakkında, Stockholm hakkında bilgi verebilmişimdir. Sizin için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.